Herkese merhabalar. Microsoft Azure Stack ile ilgili eğitim video serilerimizi ilk video ile Azure Stack'e genel bakışla birlikte başlıyoruz. Microsoft'un son dönemde üzerinde çok fazla durduğu ve yine aynı şekilde üzerinde büyük Ar-Ge çalışmaları yaptığı Azure Stack ürününü karma bulut ortamlarımız için yani hibrit bulut çözümlerimiz için piyasaya sürdü. Şu an kullanılabilir konumda olarak sizler de bu ürünü satın alabiliyorsunuz veya ileriki eğitim videolarında özellikle üzerinde duracağım development kit'i indirerek POC ortamlarınız için kullanılabilir halde bulabileceksiniz. Öncelikle birkaç eğitim videosundan oluşacak bu Azure Stack çalışmamız. Sizler öncelikle ilk bu videomuzda genel bakışta Azure Stack nedir ve nerelerde kullanılabilir? Hangi çözümler için bize sunulmaktadır? Hangi kurumlara ya da hangi organizasyonlara hitap edebileceğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Kısaca kendimden bir bahsedeyim. İsmim Önder Değer. Uzun yıllardır Microsoft çözümleriyle ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyorum çeşitli kurumlarda. Yaklaşık 5 yıldır da Microsoft Azure alanında MVP unvanına sahibim. Aslında background'uma baktığınızda daha çok infrastructure tarafında yani bulut çözümlerinden infrastructure as a service tarafında biraz tecrübe edindiğimi görebilirsiniz. Ancak son dönemde IT sektörünün platform as a service'e biraz daha yönelmesi, DevOps platformlarına biraz daha yönelmesiyle birlikte ister istemez biz de kendimizi o tarafa yönlendirmiş oluyoruz. Bu alanda yani Azure alanında ve Microsoft'un diğer çözümleri System Center alanında birçok projem bulunuyor. Hands-on çalışmalarım bulunmakta ve aynı şekilde çeşitli platformlarda, online platformlarda makalelerime veya eğitim videolarına denk gelebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi kendi blog sayfam olan msazureturkey.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz veya bir community üyesi olduğum msaltı.org sayfasını yine ziyaret edebilirsiniz. Ve aynı zamanda bu videoyu da yayınlayacağım çeşitli Microsoft'un video bloglarından yani Channel 9'da da paylaşımlarımı ulaşabilmeniz mümkün. Diyerek ilk videomuza isterseniz, pardon ilk konumuza isterseniz başlayalım. Öncelikle şöyle bir ajandaya bakalım. Bugünkü bu videoda anlatacağım aslında Azure Stack ile ilgili genel bir bakış yapacağız. Azure Stack nedir, nerelerde kullanılır, hangi organizasyonlar için hangi servislerine çözüm olarak sunulmuştur. Bunların üzerinde duracağız birlikte. Tabii ki nasıl edinebileceğinizden de bahsedeceğim. İkinci eğitim videomuzda Azure Stack Development Kit'in kurulumu ve yapılandırmasını birlikte yapacağız. Bunun için öngereksinimler nelerdir, öngereksinimleri nasıl hazırlarız? Ardından bu kurulumu nasıl gerçekleştiririz ve nasıl yapılandırabiliriz birlikte bakacağız. Daha sonra 3'ten 7'ye kadar bölümlerde de Azure Stack offer yani teklif hizmetlerini birlikte bakacağız. Planlar, teklifler ve kotaları göreceğiz. Ardından infrastructure servisler tarafında VM'leri ve tabii ki network servislerini birlikte bakacağız. Daha sonra platform as a service tarafında SQL ve MySQL nasıl dağıtabiliriz? Bunları nasıl konumlandırabiliriz'e bakacağız. Yine bir sonraki eğitim videomuzda app servisleri birlikte inceleyeceğiz. Web app'ler, mobile app'ler, API'ler gibi. Daha sonraki son bölümümüzde de Azure Marketplace kullanımı, kullanım ve faturalandırma seçenekleri ve aynı şekilde Azure'a nasıl bağlayabileceğimizi, Azure Stack'i Azure'a nasıl bağlayabileceğimizi birlikte göreceğiz. İlk bölümümüzde dediğim gibi Azure Stack'e bir genel bakış yapacağız birlikte. Azure Stack için bir ön bilgi edinmek amaçlı bu kısa videoyu çektim. Çok fazla uzatmamaya çalışacağım videoyu. İkinci, üçüncü, dördüncü ve daha sonraki eğitim videolarında artık bu işin biraz daha pratiğine dökeceğiz. Teoriden daha çok. Bu video daha çok teori amaçlı olacak. Şimdi öncelikle Microsoft Azure Stack'in bir sloganı var. Tutarlılık. Bu tutarlılık çok önemli. Çünkü hem public ortamdaki bulut çözümünüze hem de on-prem ortamdaki yapınızı
tutarlı bir şekilde karma bulut çözümü olduğunu iddia ediyor Microsoft Azure Stack'le. Nedir bu aslında? Nasıl yapıyor bunu? Birçok servisinizi birlikte kullandırarak gerçekleştiriyor. Yani hem on-prem çözümünüzü hem de Azure hizmetinizi birlikte kullanabiliyorsunuz. Nasıl? Örneğin on-prem Active Directory'nizi Azure Active Directory ile entegre ederek single sign-on çözümler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ortak kimlikler kullanabiliyorsunuz. Örneğin Azure yönetiminizle güvenliğinizi kurum içi altyapınızla entegre ederek entegre bir güvenlik ve yönetim çözümü gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da Azure Data hizmetlerinizle on-prem'deki yani kurum içindeki SQL serverınızı birlikte kullanarak tutarlı bir veri platformu oluşturabiliyorsunuz. Ki bu aynı TSQL sorgularını kullanabileceğiniz gibi on-prem'deki SQL serverınızın datalarını Azure üzerindeki data hizmetleri servisinde tutabileceğiniz ya da veri depolama hizmetlerini tutabileceğiniz gibi birçok senaryoyu içermektedir. Veya bütün Azure hizmetleriyle birlikte on-prem'deki Azure Stack çözümünüzü birlikte kullanarak unified bir development ve DevOps ortamı oluşturabilmeniz mümkün olacağını Microsoft iddia etmektedir ve aslında bu iddiasında da güçlü argümanları birlikte sunmaktadır. Azure Stack'i sadece tamamen bir infrastructure as a service senaryosu için kullanabileceğimiz bir altyapı çözümü olarak düşünmememiz gerekiyor. Çünkü aslında rakiplerine nazaran burada ön plana çıktığı Azure Stack'in önemli bileşeni platform as a service'i de birlikte sunması. Yani web app'leri, işte SQL, MySQL gibi çözümleri ya da mobile servisleri ya da API'leri ya da önümüzdeki dönemlerde gelecek container servislerini, servis fabrikleri, Cloud Foundry'leri birlikte kullanabileceğiniz bir hibrit çözüm senaryosu sunmakta. Yani tek başına Infrastructure as a Service Azure Stack'i ifade etmek için yeterli olmayacaktır. Azure Stack aslında Microsoft Azure'un bir eklentisi olarak söyleyebiliriz. Neden eklentisi? Çünkü karma bulut platformu kullanmak istediğinizde yani hem on-prem'i hem de public platform ortamdaki yani genel bulut ortamındaki bulut çözümünüzü birlikte kullanmak istediğinizde Azure Stack bu çözüme tam bir cevap verebilecek bir ürün olarak kullanılabilmekte, sunulabilmekte. Neler yapabiliyorsunuz? Bir kere on-prem'deki uygulamalarınızı Azure ortamıyla entegre edebiliyorsunuz. Ya da Azure'da kullanılan uygulamalarınızı on-prem'de tekrar entegre edebiliyorsunuz. Hiçbir kod değişimine ihtiyaç duymadan ya da sanalda çalışan pardon on-prem'de çalışan sanal makinalarınızı Azure ortamına rahat bir şekilde entegre edebiliyorsunuz. Yani tam bir karma bulut çözümü, bir hibrit bulut çözümü size sunmakta ve tutarlılığı yüksek seviyelere çıkartabilmekte. Azure Stack, Microsoft Azure'un bir eklentisi olarak söylemiştik. Nedir bu? Aslında Azure ortamında Portal'ı, PowerShell'i, DevOps tool'larını kullanırken Azure Stack ortamında da aynı Portal, aynı PowerShell ve aynı DevOps tool'larını kullanabiliyorsunuz. Azure ortamında Portal diyorum bakın yani aynı arayüz Azure Stack'te de var. Azure Resource Manager'ı Azure ortamında kullanabilirken aynı şekilde Azure Stack üzerinde de Azure Resource Manager kullanabilmektesiniz. Azure'da birçok Infrastructure as a Service ve Platform as a Service hizmetleri bulunurken Azure Stack'te bunların bazıları bulunabiliyor tabii ki. Şimdilik işte Compute Network, Storage, App Servisler, Functionlar, Service Fabrikler, Container Servisler, Mobile App'ler, Data Servisleri, API'ler bulunabiliyor. Ama yakında tabii ki bu servisler gelişerek büyüyecektir. Aynı şekilde Azure'da Cloud Infrastructure'ınızı yönetebilirken Azure Stack'te hem Cloud Infrastructure'ınızı hem de entegre sistemlerinizi birlikte yönetebileceğiniz bir altyapı ortamı sunmakta. Tabii developerlar ve IT çalışanları birlikte çalışarak bu tüm karma bulut ortamınızı tutarlı bir şekilde
yönetebilmektedirler. Biliyorsunuz Azure hizmetleri dünyanın artık birçok yeni yerinde aktif bir şekilde kullanılabilmekte. Aynı şekilde dünyanın 40'tan fazla ülkesinde de, 40'tan fazla bölgesinde de, ülkesine demeyelim. Çünkü bir ülkede birden fazla bölgede bulunabiliyor. Azure'un data center'ları bulunmakta. Azure Region olarak söylenmekte. Bunlardan 36 tanesi şu an aktif konumda çalışıyor. Yaklaşık 6 tanesi de anons edildi. Yakın bir zamanda tekrar, yakın bir zamanda hayata geçecekler. Aktif bir şekilde kullanılabilmekte. 100'den fazla servis sağlayıcı Azure'a hizmet vermekte. Bunlar altyapı hizmetleri olabilmekle birlikte kablo network hizmetleri de olabiliyor. Ya da işte storage hizmetleri olabiliyor. Ya da CDN hizmetleri olabiliyor. Azure'a hizmet vermekte 100'den fazla servis sağlayıcı ve 1000'den fazla da enterprise şirket, bu Microsoft'un enterprise ölçekli şirket. Çünkü binlerce, hatta on binlerce, belki de yüz binlerce müşterisi var tabii ki Microsoft'un, ama 1000'den fazla global ölçekli şirket Microsoft'un bu Azure hizmetlerini şu an aktif olarak kullanmakta diyebiliriz. Azure ve Azure Stay hibrit kullanım durumları ne olabilir diye şöyle bir düşündüğümüzde, aslında edge ve bağlantısız çözümlerde Azure Stack kullanılabilecek senaryolardan bir tanesi. Örneğin datanın lokalde durması durumlarında, örneğin bağlantının olmadığı, yani bir buluta veya başka bir bölgeye bağlantının olmadığı durumlarda Azure Stack bir kere kullanılabilecek bir senaryo. Ya da çeşitli regülasyonları karşılamak için bulut uygulamalarına ihtiyaç duyduğunuzda, örneğin regülasyondan dolayı bulut uygulamaları kullanamıyorsunuz, bunu Azure Stack ile giderebilirsiniz. Ya da kurum içi bulut uygulama modelini hayata geçirmek istediğinizde Azure Stack yine kullanabileceğiniz senaryolardan bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Azure Stack'te tutarlı uygulama geliştirme, aslında Azure'daki bulunan tutarlı uygulama geliştirme işlemi Azure Stack'te de halen devam ediyor. Çünkü biraz önce de söylemiştik hatırlarsanız, Azure Stack Azure'un bir eklentisi olarak karşımıza geliyor. Ya da kurum içi Azure hizmetlerini kullanmak istediğinizde, yani bulutta bulunan Azure hizmetleri değil de bu Azure hizmetlerinin aynılarını kurum içinde kullanmak istediğinizde Azure Stack yine çözüm olacaktır sizlere. Ya da entegre dağıtım deneyimi yaşamak istediğinizde yine Azure Stack'i kullanabilirsiniz diyoruz. Tutarlı uygulama geliştirmeden kastı aslında Microsoft'un uygulamaların kurum içi veya bulut ortamında çalıştırılmasına bakılmaksızın aynı şekilde kurulması ve dağıtılması olarak söylenebilir. Yani bir uygulama geliştirdiniz, bu uygulamayı bulut ortamında veya kurum içi ortamda nasıl çalıştırılacağınıza ya da nasıl kuracağınıza ya da nasıl dağıtacağınız çok önemli değil. Aynı şekilde bulut içi bulut uygulaması için de kurum içi uygulamanız için de aynı çözümleri, aynı mimarileri kullanabiliyorsunuz. Aynı deneyimleri yaşıyorsunuz. Karma bulut ortamlarında ortak DevOps uygulamaları kullanabilmektesiniz. Aynı, biraz önce söylediğim gibi, tutarlılıktan dolayı aynı deneyimler, aynı operasyonlar, aynı dağıtımlar, aynı otomasyon çözümleri, aynı uygulama paternleri ve aynı araçlar birlikte hem Azure hem de Azure Stack için kullanılabilmekte. Bir roadmap'imiz var. Aslında bu büyük ihtimalle 2018 içerisinde gelecek. Travis ve Bamboo gibi diğer DevOps araçları ile 5 CMD ve PowerShell komut dosyaları oluşturabilecek konuma Azure Stack'te geleceğiz diyebiliriz. Kurum içinde Azure PaaS'ı kullanabilme yeteneğine sahip olacaksınız Azure Stack ile birlikte. Yani yüksek üretkenliğinizi bir adım daha ön plana çıkartacaksınız. Nedir bu Azure PaaS servisleri? Aslında Azure App servisleri kullanabilecek duruma geleceksiniz kurum içerisinde. Azure Web Servisi, Azure Mobile Servis ve Azure API app'lerini kurum içerisinde Azure Stack ile kullanabileceksiniz. Aynı şekilde son dönemde yine popüler olan serverless teknolojisini Azure Functions ile Azure Stack üzerinde kullanılabilir konuma geleceksiniz. Ölçeklenebilir distribute uygulamalarınız için Azure Service Fabric'i yine Azure Stack ortamınızda kullanabileceksiniz bir PaaS servisi olarak.
Aynı şekilde yine son dönemde container servislerinin ön plana çıkmasıyla Azure Container Servisi Azure Stack ortamlarınızda kullanabileceksiniz ki bununla birlikte Docker Swarm, Kubernetes, Mesosphere, DCOS için ACS motor desteği içeren container yönetimi de Azure Stack'lere gelecek. Ve tabii ki açık kaynak platformu olan Cloud Foundry'yi yine Azure Stack ortamlarınızda kullanabileceksiniz. Şimdilik şöyle söyleyebiliriz. 2018 içerisinde Azure Container Servisi, Azure Container Container hizmeti bu arada Azure Stack'te kullanılabiliyor ama platform as a service olarak Azure Container Servisi 2018 içerisinde gelmesi planlanıyor ve Azure Service Fabric'te yine aynı şekilde 2018 yılı içerisinde gelmesi planlanmakta. Peki genel bulut ortamınızda bulunan Infrastructure as a Service hizmetlerini kurum içinde nasıl kullanabiliriz Azure Stack ile birlikte? Aslında geleneksel sanallaştırmanın bir adım ötesine geçerek bunu yapabiliriz. Bir kere bildiğimiz o Azure üzerinde bulunan sanal makineler ve VM Scale setleri aynı şekilde Azure Stack ortamınızda kullanılabilir konuma geleceksiniz Azure Stack ile birlikte. Kurum içi ortamınızda kullanılabilir konuma geleceksiniz Azure Stack ile birlikte. Container servislerini Docker ile birlikte, container servislerini yine Azure Stack'te kullanabileceksiniz ki bunlar Linux ve Windows Server container hizmetleri olacaktır. Aynı şekilde networking hizmeti tabii ki olacak. Sanal ağ, işte yük dengeleyiciler, VPN ağ geçitlerini Azure Stack üzerinde yine kullanabileceksiniz. Storage'larınızı Azure Stack üzerinde yönetebileceksiniz. Bunlar bloklar, table'lar ya da queue storage'ları olabilecek. Ve tabii ki key vault'ları yani uygulama anahtarlarınızı güvenli konuma alabileceğiniz hizmeti yine Azure Stack kurum içi yapınız için Azure Stack'te kullanılabileceksiniz. Yine biraz önce söylediğim gibi Azure Stack'in sloganı olan tutarlılıkla birlikte tek bir Azure ekosistemini içeren ikinci bir sloganı da önemli bir sloganı da bulunmakta. Aslında partnerlar Azure yatırımlarını Azure Stack ortamlarına kadar genişletebilmektedirler. Örneğin Azure'da geliştirdikleri bir yatırımlarını aynı şekilde kurum içi ortamlarda da kullanabilmek için Azure Stack'e de genişletebiliyorlar. Çünkü herhangi bir değişime ihtiyaçları yok. Çünkü tutarlılık burada had safhada. Bağımsız yazılım sağlayıcıları, yönetilen hizmet sağlayıcıları ya da sistem entegratörleri aynı şekilde dediğim gibi yatırımlarını Azure'da bulunan yatırımların Azure Stack ortamlarına rahat bir şekilde genişletebilmektedirler. Tek bir Azure ekosistemi dedik. Azure ve Azure Stack boyunca istediğiniz araçlarla ve teknolojilerle çalışabilecek konuma geleceksiniz. Azure Stack ve Azure'u birlikte kullanılarak. Ki bunlar ekranda gördüğünüz gibi Cloud Foundry'den, ChefE, Kubernetes'ten, Bitnami'ye, Red Hat'ten, SUSE'ye, Blockchain'den, CAMP Technologies'e, DCOS'ten, Docker'a ve birçok teknolojiyi aynı Azure ekosistemi üzerinde hem Azure Stack ortamınızda hem de Azure ortamınızda birlikte çalıştırabilir konuma geleceksiniz. Aynı zamanda managed service hizmetleri sunan kurumları da hem Azure hem de Azure Stack'te birlikte kullanma şansınız mevcut. Ekranda görebileceğiniz gibi birçok hizmet ve uygulama şu an iki ortamda da entegre bir şekilde çalışabilmekte. Entegre teslimat deneyimi aslında Azure Stack'i şöyle söyleyebiliriz. Azure Stack bir vendor lock ürün olarak satışa sunulmakta. Azure Stack'in şu an iki versiyonu var. Bunlardan bir tanesi vendor lock versiyonlu olan ve satılabilir yani lisanslanabilir konumda olan ürün. Bir diğeri ise Azure Stack Development Kit dediğimiz ki bundan sonraki videolarda onun üzerinden devam edeceğimiz POC ortamları için hazırlanmış sadece test çalışmalarınızı ya da POC çalışmalarınızı yapabileceğiniz ücretsiz versiyonu olan. Ancak bu ücretsiz versiyonu Development Kit'i herhangi bir şekilde production ortamınıza entegre edemezsiniz. Kendisi zaten hazır indirilebilir bir konumda. İnternetten indirip gerekli konfigürasyonları yaptıktan sonra kullanılabilir hale geleceksiniz. Ancak vendor lock konumunu çeşitli donanım üreticilerinin
desteğiyle birlikte satın alabilecek ve sistemlerinize, production ortamlarınıza entegre edebilir bir hale geleceksiniz. Entegre sistemlerden kastımız şu an Dell EMC ortaklığı var Microsoft'la. HP ortaklığı var. Lenovo, Cisco ve Huawei ortaklığı şu an var. Yani bu vendorların ürettikleri donanımlar üzerinde Azure Stack sistemleri kurulu ve bu sistemleri satın alıp kendi production ortamınıza entegre edebilir hale geleceksiniz. Entegre ettikten sonra hızlı deneyimler elde edeceksiniz. Yüzlerce VM'i aynı anda çok özür dilerim. Aynı anda ayağa kaldırabilir ve hizmet verebilir hale getireceksiniz. Kullandığınız kadar öde mantığı aslında Azure'da bulunan, daha doğrusu Azure diye limitlemeyelim aslında bunu. Tüm bulut platformlarında bulunan pay-as-you-go mantığı, kullandığın kadar öde mantığı aynı şekilde Azure Stack ortamınızda da mevcut konumda gelecek. Entegre destek konumu, yani sorunsuz bir destek deneyimi yaşayacaksınız. Çünkü iki vendor'la çalışıyor gibi gözükebilirsiniz. Yani Azure Stack'in software tarafını Microsoft'ta, donanım tarafını donanım vendor'larıyla birlikte çalışıyor gibi görünebilirsiniz. Ancak entegre bir, sorunsuz bir destek deneyimi yaşayacaksınız. Yani tek bir destek size hizmet veriyor olacak. Ve birçok bölgede de kullanılabilir hale geleceksiniz. Küçük bir not. Şu an Cisco entegre sistemler, bu arada Dell, HP ve Lenovo kullanılabilir durumda. Cisco entegre sistemler 2017'nin sonuna doğru gelecek ve Huawei entegre sistemler de 2018 yılında satışa başlanacak. Altyapı yaşam döngüsüne şöyle bir bakalım. Azure'dan Azure Stack'e inovasyonun sürekli akışı. Yani mimari donanım ve topolojiyi belirledikten sonra dağıtım, yapılandırma ve provizyon aşamasına geçebilirsiniz. Buradan onaylama mekanizması devreye girdikten sonra izleme ve teşhis adımına geçebilirsiniz. Parçaların sahada değiştirilmesi, destek tarafına geçildikten sonra yama ve güncellemeler, iş devamlılığı, güvenlik ve gizlilik son aşamadaki security bölümüyle birlikte yaşam döngünüzü, Azure Stack altyapı yaşam döngünüzü tamamlamış olabileceksiniz. Peki nasıl ölçeklendirebiliriz Azure Stack'i? Azure'da bulunan platformumuzla Azure Stack'i entegre ettikten sonra birden fazla bölgeye Azure Stack ölçeklerinizi dağıtabilirsiniz. Ancak bu ölçeklerde bir limitiniz olacaktır. Bölge başına bir ölçek olacak ve ölçek içerisinde 4 sunucu veya en fazla 12 sunucu olabilir, barındırılabilir konumda olacaktır Azure Stack için. Ancak bu roadmap'te ileriki dönemlerde bu sayı 16'ya kadar yükseltileceği en azından bizlere bildirilmiş konumda. Peki yama ve güncellemesi nasıl gerçekleşecek? Yani biliyorsunuz Microsoft ürünleri üzerinde çeşitli yamaları yöneten servislerimiz var. Ancak Azure Stack üzerindeki yama ve güncellemeleri nasıl yapacağız? Aslında önceden onaylanmış güncellemeler hazır hale gelecek ve şu ekranın sağ tarafında gördüğünüz gibi uyarı mekanizmalarıyla bize Azure Stack'in yeni bir güncellemesinin olduğunu ve bu güncellemelerin neler olacağını bize söyleyebilecek. Bakın şurada da zaten güncellemelerin aldığı sonuçları görebiliyorsunuz. Müşteri işliklerinin aksamasını en aza indirgemek için tasarlanmış yazılım güncellemelerinin otomatik olarak uygulanması yapılacak. Aynı şekilde güncellemeler bilinen bir kadansa ulaştığında müşteriler onları ne zaman alacağını seçerek politikaları ve maksimum ertelenme penceresini belirleyecekler. Azure Stack şu an dünyanın birçok bölgesinde ve 46 ülkede satışa sunuldu. Türkiye'de dahil bunların arasına. Ancak tabii ki donanım markası kullanılabilirliği açısından ülkelere göre değişkenlik gösterebilmekte ama dünyanın birçok farklı ülkesinde Azure Stack hizmet verebilmekte. Bunu organizasyonlarınızda kullanılabilir hale gelmektedir. Azure Stack entegre bir sistem olarak satılıyor demiştik. Nasıl? Örneğin Azure hizmetlerini ve donanımı ayrı ayrı almanıza gerek yok. Premier veya Azure anlaşması yoluyla Microsoft tarafından EA veya CSP aracılığıyla faturalarınız kesilecektir. Aynı zamanda anlaştığınız donanım vendor ile birlikte
destek ve kuruluk hizmetleri de dahil olmak üzere doğrudan donanım ortaklarından satın alabilecek konuma geleceksiniz. Desteği de tabii ki tek bir destek, entegre bir destek olacaktır. Yani bir Azure Stack ile ilgili bir sıkıntı yaşadığınızda bu donanıma veya Azure Stack uygulamasına bakılmaksızın, problemin nerede olduğuna bakılmaksızın tek bir destek deneyimi karşınıza gelecek. Kullandığınız kadar öde modeli aslında Azure Stack'in donanımını satın aldıktan sonra içerisindeki çalıştıracağınız hizmetlere göre değişiyor. İçerisinde neler çalıştıracaksanız, örneğin sağ tarafta görebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki son fiyatları, yani anlaşmanızın tipine göre, EA ve CSP tipine göre bu fiyatlar daha da aşağıya çekilebilir. Sanal makineleri, Windows serverları, Azure blobları ya da tableları ya da app servisleri ya da diğer servisleri aylık kullanım ücretlerine göre fiyatlandırılacaksınız. Sadece tüketim için ücret ödeyeceksiniz. Herhangi bir ön lisans ücreti ödemenize gerek yok. Aynı Azure faturasına sahip olacaksınız. Yani Azure'da aldığınız hizmetle aynı faturaya sahip olacaksınız ve abonelikler ve taahhütler yine burada da geçerli olacak. Fiyatlar Azure'dan çok çok daha düşük. Karşılaştırabilirsiniz bu fiyatları. Azure'da aldığınız bir sanal makine hizmetinin aylık maliyetiyle Azure Stack'te aldığınız bir sanal makinenin aylık maliyeti tabii ki daha çok daha düşük olacaktır. Çünkü burada donanım da size ait, barındırma da size ait. O yüzden bunun maliyeti çok minimum olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde EA ve CSP modelleriyle Azure Stack'teki Azure servislerini kullanabilmeniz mümkün. Peki bu işlem disconnected olduğu zaman nasıl olacak? Şimdi Azure Stack'i şöyle konumlandırabilmeniz mümkün. İki modda. Bir connected mod, bir de disconnected mod. Yani aslında burada servisinizin, Azure Stack servisinizin Azure'a bağlanmayacağını söyleyeceksiniz. Azure'a bağlanacaksa eğer, yani bir hibrit platformu oluşturacaksanız eğer Azure Stack'i connected modda kullanabilirsiniz. Ve bu modelde şu ödeme planlarını göz önüne alabilirsiniz. Azure Stack'i disconnected modda kullanacaksanız eğer, yani herhangi bir şekilde Azure'a bağlanmayacaksanız eğer, bu ödeme planlarını göz önüne alabilirsiniz. Burada da öngörülebilir bir maliyet te gidilecektir ve telemetre herhangi bir, yani dataların toplanması ve dataların tekrar cloud ortamına gönderilmesi gibi bir durum yok. Sabit ücret ve yıllık abonelikler olacak. SKU'larla satılacak tabii ki. Azure'dan ayrı bir işlem olarak. Ve CSP modeliyle değil, EA anlaşması modeliyle yine hizmetler sunulacaktır. Bakın gördüğünüz gibi core başına 144 dolar gibi bir IaaS paketi satın alacaksınız. Ve yıllık bir ücret olacak bu. Yani bir herhangi bir aylık ücreti olmayacak. Ve bu ücretler de tabii ki Azure servislerine göre çok 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 daha düşük maliyetlerde olacaktır. Azure Stack'te var olan lisanslamanızı, mevcut lisansları kullanabileceksiniz. Yalnızca temel VM fiyatını ödeyerek bunu gerçekleştireceksiniz. İsterseniz Azure Stack'te Windows Server'ları saatlik olarak kullanabilecek konuma geleceksiniz. Özel dağıtımlar için Azure Hibrit kullanım faydaları ve lisans taşıması gerekmeyecektir. Mevcut tüm ürün şartlarına tabii ki uymak zorunda kalacaksınız. Entegre destek deneyimi dedik. Aslında destek almak için başvurduğunuz kişi ne olursa olsun size çözümü gidecek yolları gösterecektir. Eş güdümlü eskalasyon ve çözüm süreçleri hem Microsoft hem de donanım vendor'ı tarafından birlikte gerçekleştirilecektir. Microsoft tarafından sağlanan bulut hizmetlerinin desteği de yine aynı şekilde bu destek servisi tarafından verilecektir. Ve tabii ki donanım ortakları tarafından sunulan sistem desteği de yine bu müşteri desteği ile birlikte müşterilere sunulacaktır. Peki vendorlardaki hangi çözümler Azure Stack için kullanılabilir konumda? Dell EMC üreticisinin Dell R730 XT ürünü şu an Azure Stack için kullanılabilir konumda. Yine tabii ki ödeme şartları pay as you go group da olabilir ya da kiralama ve CapEx olarak da ödeme gerçekleştirebilirsiniz bu donanım vendoruna. Kendisi yapılandırmaya bağlı olarak SATA HDD veya SSD kullanılabilmekte. Network switchleri olarak da EMC Networking veya S-Series network switchleri bu modelde kullanabilmekte. Aynı şekilde
HP Proliant DL380 modeli şu an Azure Stack için kullanılabilmekte. Ödeme için yine HP esnek kapasite kiralama veya CapEx modelini kullanabilirsiniz. Aynı şekilde burada da yapılandırmalara bağlı olarak SATA, HDD veya SSD karışımı bir depolama modeli kullanılabilir. Network switchler için de HP Flex Fabric 5900 veya 3. parti diğer serileri kullanabilmeniz HP modelinde de mevcut. Diğer bir model, yani şu an aslında available olan diğer bir model de Lenovo. Lenovo'nun X3650 M5 modeli. Burada da Think Agile avantajlarıyla birlikte yapılandırma yine seçiminize göre SATA ve HDD, SATA HDD veya SSD seçenekleri depolama modeliniz için kullanabiliyorsunuz. Pre-integrated Lenovo Network switchleri de yine Lenovo'lu modelinizde mevcut. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bazı durumlarda işte donanım yönetimi, güvenlik, yedekleme ve şifreleme için bu bütün vendorlarda ek yazılımlar sunulabilmekte. Bunları da dikkat etmenize fayda var. Şöyle bir roadmap'imize bakalım. Azure Stack ile ilgili nasıl bir roadmap'imiz var? Temmuz 2017'de Development Kit indirilebilir konuma geldi. Sipariş için mevcut entegre sistemler hazır hale getirildi. Aynı şekilde Eylül ayında ilk entegre sistemler 46 ülkede gönderilmeye başlandı. 2017'nin artık bundan sonraki geri kalan döneminde tedarik zinciri hacmi genişletilecek. Örneğin Cisco ve Huawei'de bu tedarik zinciri de eklenecek. Kullanılabilirlik ve güvenilirliği en iyi duruma geliştirme ile ilgili, en iyi duruma getirme ile ilgili geliştirmeler tabii ki Azure Stack üzerine gerçekleştirecek. 2018 yılında ölçeklemeleri biraz roadmap içerisinde genişletmek planlanıyor. Örneğin ölçekleme başına 16 sunucuya kadar bir yapı getirilecek. Çok bölgeli destek yine 2018 yılında gelmesi planlanıyor. Yeni VM türleri gelecek, yönetilen diskler gelecek. Azure Service Fabric, yani hizmet fabrikası ve Azure Container hizmetleri yine 2018 yılında gelmesi planlanıyor. Peki Edge ve Disconnected çözümler arasında neleri söyleyebiliriz? Aslında Azure siteyi gerçek zamanlı gecikme durumlarında kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Örneğin büyük verilerin işlendiği organizasyonlarda verinin buluta gidip buluttan gecikmesi durumlarında Azure Stack iyi bir çözüm olabilecektir. Bağlantı sorunlarını veya yerel veri işleme sorunlarını Azure Stack ile aşabilecek konuma geleceğiz. Küresel uygulamaları geliştirirken ve bu tabii ki geliştirilen küresel uygulamaları dağıtırken isteğe bağlı olarak düzenlemeler için müşteri tercihlerini geliştirmek için Azure Stack tabii ki kullanılabilir konuma gelecektir. Kamu, endüstri ve bölgesel uygulamaları Azure Stack'te ve Azure'da herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymadan kullanılabilir konuma geleceğiz. Örneğin bir uygulama geliştirdiniz. Bu uygulamayı kurumunuzun birçok farklı bölgesinde kullanacaksınız ve aynı şekilde public cloud ortamınızda Azure'da da kullanacaksınız. Herhangi bir kod değişikliğine ihtiyaç duymadan uygulamanızı Azure'a da gönderebilirsiniz. Uygulamanızı farklı bölgelerde bulunan Azure Stack ölçeklerinize, Azure Stack'lerinize de gönderebilirsiniz. Uygulamalarınız entegre bir şekilde, tutarlı bir şekilde çalışır konuma geleceklerdir. Bulut için henüz hazır olmayan kurum içi uygulamalara modern mimariler Azure Stack'te uygulayabileceksiniz. Örneğin TAS modellerini kurum içinde kullanabileceksiniz. Örneğin Serverless Computing ya da Microservices ve Container servislerini yine Azure Stack üzerinde kullanabileceksiniz. Herhangi bir kod değişikliğine ihtiyaç duymadan uygulamalarınızı geliştirdiniz. Uygulamalarınızı Azure hizmetleriyle dönüştürdünüz ve aynı zamanda da Azure Stack üzerinde kullanılabilir hale getirdiniz. Kurum içi bulut uygulama modelinizi hayata geçirmiş oldunuz. Birleşik bir DevOps yaşam döngüsü tabii ki var. Örneğin development ekipleriyle operations ekiplerinin birlikte kullandığı, birlikte çalıştığı
bir senaryo Azure Stack'le birlikte karşımıza geliyor. Çünkü hazır bir ortam. Bu ortamı yayınlama ve monitör etme operations ekipleri ya da planlama ve geliştirme development ekiplerinden sorumluyken bunları birlikte çalışması Azure Stack'le birlikte hayata geçebilmekte. Kurum içinde mevcut Azure hizmetleri dediğimiz gibi kullanılabiliyor. Örneğin PaaS ve IaaS hizmetlerini Azure Stack'le birlikte kurum içerisinde artık rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Uygulama geliştiriciler ve IT yöneticileri bu hizmetleri Azure Stack'le birlikte bir kombin haline getirip iş ve teknik gereksinimleri karşılayabilmektedirler. Azure Stack biraz önce söylediğimiz gibi entegre sistemleri yani vendor lock çözümüyle birlikte karşımıza geliyor. Dell EMC, HP ve Lenovo şu an halihazırda kullanılabilir ve satın alınabilir. Cisco ve Huawei de önümüzdeki dönemlerde karşımıza gelecek. Peki Azure Stack'i nasıl yedekleyeceğiz ve felaket kurtarma senaryoları içerisinde kullanabileceğiz? Aslında Azure Stack'i on-prem ortamlarımızdan ya da Azure'dan bir fark olmadığını söylemiştik. Azure Backup çözümü Azure Stack için kullanılabilir. Azure Site Recovery yine Azure Stack için kullanılabilir. Blob Replica ve Blob Snap çözümleri Azure datalarınız için kullanılabilir. Şirket içi yedekleme senaryolarınız örneğin Data Protection Manager gibi, System Center Data Protection Manager gibi Azure Stack için kullanılabilir. Harici dosya paylaşımları yine Azure Stack yedekleme felaket kurtarma çözümleri için kullanılabilmektedir. Aslında hep söylediğimiz veri merkeziniz hakkında yeni bir yoldur bulut çözümleri. Gene Excel modelde bildiğiniz gibi her uygulama için özel altyapı, özel donanım, farklı altyapı ve operasyon ekipleri aynı şekilde özelleştirilmiş işlemler ve yapılandırmalara ihtiyaç duyarken bulut modellerinde uygulamalar ve mikro hizmetler, endüstri standardı donanımları, hizmet odaklı DevOps ekipleri ve standartlaştırılmış işlemler ve yapılandırmalar karşınıza gelmektedir. Geleneksel modelde sunucu mimari ve altyapı mimarileri karşımıza gelirken bulut modellerinde bunlar bize daha çok hizmet modelleri olarak karşımıza gelmektedir. Bunları optimize ve transform ederek veri merkeziniz hakkını veri merkezinizi buluta hazır hale getirebiliyorsunuz. Sanallaştırmayla aslında bulutu ayrıştığı noktaları hepimiz bu son dönemde iyice kavramış konuma geldik ama üzerinden şöyle bir geçmek gerekirse operasyonel verimliliğiniz, kaynak havuzu ve soyutlama işlemleriniz, IT desteğiniz ve esnek donanımın sanallaştırma için temel özellikler olarak söylenebilir. Peki bulut çözümleri için çevik geliştirme, yani agile yaklaşımlar, kendi kendine hizmet, talep üzerine hizmetler, iş, uygulama ve IT desteği, aynı şekilde sadece amaca yönelik donanımların kullanılması bulut çözümleri olarak söylenebilir. Kullanım örnekleri işte sanallaştırma ortamları için görev kritik iş yüklü optimizasyonu, veri merkezi şube konsolidasyonu, hiper hibrit depolama ya da güvenli VM'ler sanallaştırma ortamlarınız için kullanılabilirken bulut ortamlarınızda kenar ve bağlantısız çözümler, çeşitli düzenlemelere uyan bulut uygulamaları, kurum içi bulut uygulama modelleri ve DevOps çözümleriniz bulut ortamlarınız için kullanılabilmekte. Peki Microsoft'un bu çözümlere karşılıkları ne? Sanallaştırma ortamları için Windows Server Hyper-V ve Microsoft System Center sanallaştırma ortamlarınız için teklifleri olabilir Microsoft'un. Aynı şekilde bulut ortamınız içinse Azure Stack ve Microsoft Azure da söyleyebileceğimizi belirtelim. Aslında teoriyi bitirdik arkadaşlar birlikte. İlk videomuzu da tamamlamış olduk. Ekranda görebileceğiniz gibi iletişim kanalım olarak blog sayfamı kullanabilirsiniz. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Veya çeşitli sosyal medyalardan da bana ulaşabilirsiniz. Oralardan da aktif olarak çalışıyorum. Aktif olarak kullanıyorum. Bundan sonraki videolarımızda daha önce söylediğim gibi Azure Stack'in development kitini, kurulumunu ve yapılandırmasını birlikte göreceğiz. Teori videomuz, genel bakış Azure Stack'e genel bakış videomuz umarım faydalı olmuştur diyorum ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.